Evet, kırılmaz cam uygulamasını birlikte yapacağız. Ben sizlere tarif edeceğim. Önce kırılmaz camımız bu. Temizlik bezimiz var. 1 ve 2 numaralı. Önce 1 numara, daha sonra 2 numarayla telefonumuzu sileceğiz. Evet, önce kılıfınız varsa kılıfınızı çıkartın telefonunuzdan. Daha sonra orijinal jilatini var üzerinde telefonumuzun. Bunu söktük ve temiz ekranımız şu an mevcut duruyor. Elimizdeki temizleyici bezlerle önce bir yazan bezle temizliğimizi yapacağız. Tabii bu arada hazırlık olması açısından kırılmaz cam. Bunu çıkartalım. Şundan etiketi söküyoruz ve söküldüğü yeriyle şu şekilde yüzeye yapıştıracağız. Evet. Şimdi bezimizi çıkartacağız. Biraz başarısız bir açılım yaptım herhalde. Evet, küçük bir bez. Bundan ekranımızı güzel bir şekilde siliyoruz. Bunda toz kalmaması çok önemli. Bir numaralı bezimizi de sildik. İki numaralı bezimizle bu sefer daha güzel açalım diye dikkatli bakıyorum. Evet, her şeyin bir tekniği var. Bezimizi çıkartıyoruz içerisinden. Bunda toz olayı çok önemli. Tozdan telefonumuzu sakınmamız lazım. Evet, şimdi parmak değdirmeden temiz bir şekilde ekran camımızı temizledik. Evet, şimdi kırılmaz cam uygulamamızı yapıyoruz. Bunda yani fazla panik yapmayın. Çünkü yapılışı çok kolay bir uygulama. Yapmanız tek önemli olan nokta tutturacağınız yerleri iyi belirleyip bırakıyorsunuz. Evet. Biz bıraktık. Ama şunu itiraf edeyim. Almış olduğumuz cam tam anlamıyla istediğimiz gibi değil. Görüyorsunuz, kendi kayıyor zaten. Yukarıda ufak hava kabarcıkları var, onları alıyorum. Evet, hatasız bir şekilde uygulamamızı yaptık. Yani itiraf edeyim, biraz daha sağa kaysa daha iyi olacaktı. Yani ışık faktörü de etkiledi beni. Tam bir ambiyans alamadım ışıktan. O da yani önemsenmeyecek bir hata oluştu. Ama hava kabarcığı kesinlikle kalmadı. Görüyorsunuz. Yani bundaki bir sorun da cam tam olarak telefona uygun bir cam değildi. Ama kırılmasına engel bir halde yoktu. Evet, görüyorsunuz. Mükemmel bir işçilik oldu. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir şey. Teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere.